Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bütün bu süreçte hep yanımızdaydınız. Sevat'ı anlatmak istersem ve bu süreci anlatmak istersem, Sevat evimizin neşesi, Karagöz doğumumuzdu. Evet, bir iki yıllık eğitiminden sonra pek de isteyerek askere gitmedi doğrusu. Fakat böyle bir şeyle karşılaşacağımızı da ne o ne düşündü. Vatani görevini yapacak. Eskilerin ve bizim tabirimizle artık o geçerli değil ama adam olup gelecekti. Gerçi zaten adamdı. Zaten o adamlığı herhalde orada kabul edilemedi. Ve böyle bir ırkçı cinayet diyoruz. Çünkü 24 Nisan'da ve bizim Paskalya bayramımızda adı da Sevak olunca, mezhebi de Ermeni olunca başka bir şey düşünmek mümkün olmuyor. Neden diye sorularımıza da cevap alamıyoruz. Çünkü biz önce insan, sonra da Ermeniyiz. Herhalde bu bazı fraksiyonlara katılmış olan gençler ve kişiler tarafından diyeceğim, kabul görmüyor. Önce mezheplerimize bakılıyor, ötekileştiriliyoruz. Sonra insan olduğumuz unutuluyor. Ve fırsatını da bulursak öldürüyoruz. Sevat hiçbir şey değildi. Sevat normal bir insandı. Ama Sevat birken şimdi bin oldu. Herkes tanıdı. Belki sanatıyla tanınacaktı. Belki yaptığı işlerle tanınacaktı. Ama buna fırsat vermediler. Kendi gibi 100 yıl önce giden sanatkarlarla beraber 24 Nisan'da kara toprağa gömdüler. Irkçı bir cinayet olmadığını düşünmemek bu durumda mümkün değil. Bu süreçte iki yıl Diyarbakır'a gittik geldik. Süreç kolay mıydı? Hiç kolay değil. Sabahın altılardaki zaten uykumuz yok. Yollara düştük ve o tehdit çeken parmakla ve katil diyeceğim insanla aynı havayı soluduk. Bundan daha küçük bir odada. Hep tırnaklarımı ellerime batırdım. Sesimi çıkarmamaya çalıştım. İçimde o parmakları kırmak geldi. Ama bunu benim aldığım eğitim ve terbiye buna müsaade etmezdi. Zararı kendime vermeliydim ona değil. Çünkü ben önce insan düşünüyorum, katil bile olsa. Evet, verilen bu kararlar tabii ki bizi tatmin etmedi. Ama o şahitler ki ilk bizim tatbikatımızda böyle konuşmamışlardı. İlk verdikleri ifadeler de öyleydi. Ama sonra herhalde orada askerken ve dışarıda hepsi etki altına alındı. Herhalde korkutuldular. Çünkü onlar bizden daha kuvvetli. Biz insanız, onlar da iyi diyorum. Evde iki tane hayvanım var. Bir lokma aç kaldıkları zaman, üstelik onlara bir şey o zaman ödüm patlıyor, üzülüyorum, acıyorum. Bunlarda o duygu bile yok herhalde. Bu durumda bize demek istediler ki, benim anladığım, Sevak suçlu. Ne işi vardı o tüfeğin önünde? Durmasaydı. Durunca işte böyle kazalar da olabiliyor. Bütünsü Sevak'ta. Dikkat etseydi. Aslında Sevak görmüş. Söylenen bir sürü şeyler var. Ama hepsi havada kaldı. Vururum seni, tombulum. Çörek istemişti. Çöreklerini yolladık. O kadar lojik düşündüğümüz için. Zaten adı da Paskalya çöreği olarak satılır. Son yediğin çörek olsun demiş. Ama bunu da ispatlayamadık. Ermenistan'la bir savaş çıksaydı seni vururuz demişti. Bunun da söylendiği söylendi fakat o da göz ardı edildi. Demek ki bunlar hep olmuş. 24 Nisan'da bir çocuk öldürülmeliydi ama en uygun zemin oradaydı. Çünkü Sevak tekti. Ve malum kişiler de orada bulunuyor diye düşünmekten kendimi geri alamıyorum. Ay şunu demek istiyorum. Bu kararı verenler, bunu zaten söylemiştim. Çocuklarına sarılırken Sevak'ı
annelerimde sarılırken benim gözlerimi görsünler. Sevap şu an tel örgülerin arkasında. Neden abi diye hala soruyor. Cevabı yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.